Beni niçin anlamıyorsunuz doktor? Bu yükten her ne bahasına olursa olsun kurtulmam lazım. Yoksa... Beni dinle Berna. Ben senin yaşamanı istiyorum ve yaşayacaksın. Çocuğunu almak, hayatını yeniden tehlikeye atmak olur. Fakat... Bunun için Şirin'le bir çare bulduk. Ne çaresi? Şirin'le birlikte İsviçre'ye gidecek, çocuğunu orada dünyaya getireceksin. Böylelikle herkes çocuğun anası olarak seni değil, Şirin'i bilecek. Bu fikri Ali de iştirak ediyor. Esasen bu teklifi yapan da kendisi. Bacım, bacım! Bak bebek nasıl uyudu! İlhan'la Coşkun neredeyse gelecekler, aşağı inmeyecek misin? Ne oldu Berna? Rengin solmuş. Hiç! Heyecandan! Yılların ardından dönüşün yarattığı heyecan. Ne oldu Şahin? Yoruldun da numara mı yapıyorsun yoksa? İstersen biraz duralım. Sen öyle deli gibi koşturmamalıydın. Aa, galiba sen hakikaten bir derdin var. Yanılmıyorsam atınızın sol ön ayağı sakatlanmış. Yanılmıyorsun. Zümrütova çiftliğinin sahibesi Berna Hanım olacaksınız. Evet ama. Müsaade eder misiniz? Hı? Tahmin ettiğim gibi ufak bir taş parçası. Ben yeni komşunuz Gündüz Akıncı'yım. Yeni komşumuz mu? Evet. Akkavaklar çiftliğinin sahibi. Çocukluk arkadaşlarınız Coşkun ve İlhan'dan sizin bahsinizi çok duymuştum. Sizi o kadar sabırsızlıkla bekliyorlardı ki, doğrusu merak etmiştim. Kardeşlerimle beraber hoş geldiniz demek için sizi ziyareti düşünüyorduk. O halde gelmenizi bilhassa bekleyeceğim. Artık atınıza binebilirsiniz. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz. Hı hı. Kavaklar çiftliğinin sahibi olduğunu söyleyince öyle şaşırdım ki! Haksız da sayılmazsın. İlhan'ın sattığını söylememiştik sana. Banka borçları için üzülmektense Gündüz'le komşuluğu tercih ettim. Gündüz iyi bir genç. Neşeli, canlı, evlerinden misafir eksik olmuyor. Galiba kardeşleri de varmış. Yakında beni görmeye gelecekler. Evet, iki kardeşi var. Canan'la Füsun. Kolejde okumuşlar. Durumu parlak, bekar bir genç için kolejde iki kız kardeş aile enteresan sayılır. Gündüz'ün kendisi de bekar, üstelik çok zengin. Bir genç kız için o da fena kısmet sayılmaz, değil mi? Çok konuştuk, oku artık şu ilanı! Dinleyin! Yalova yakınında Cennet'in Yeryüzü Şubesi Zümrütova çiftliğinde... ...aynı zamanda idare müdürü olarak çalışacak bir ziraat mühendisi aranmaktadır. Çiftliğin sahibesi peri kadar güzel, melekler gibi iyi huylu genç bir hanımdır. Bundan başka... Bunu haftalık salon mecmualarından birinin gönül postası sütununa göndeririz. Sen çiftlikte iş görecek ziraat mühendisi mi arıyorsun, yoksa benim için hayırlı bir kısmet mi? Bir de sen yaz bakalım genç ve başarılı çiftçi. Senin o kupkuru üslubunla yazacağın ilana bir kişi müracaat ederse şaşarım. Aa, böyle ilanlarda en tesirli şey dolgun ücret kelimeleridir. Bu iki kelime benim kaşımın, gözümün güzelliğinden, çiftliğin cennetten farksız oluşundan daha büyüleyicidir. Taliplerin çokluğu karşısında bakın nasıl şaşacaksınız. Bir karara vardın mı? Ayıklıya ayıklıya şu üçü kaldı. Bu adam akıllı yaşlı. Bana istediğim gibi yardımcı olamaz. Bu da Almanya'dan yeni gelmiş. Demek ki tecrübesiz. Bu Amerika'da ziraat ve konservecilik ihtisası yapmış bekar. Üç aydır İzmit yakınlarında bir çiftlikte çalışıyormuş. Bence en uygunu bu. Benim için de öyle. Sen ne dersin Coşkun? Vallahi ben de aynı fikirdeyim. O halde kendisine bildirelim, Behçet Bey'i görsün, mukaveleyi imzalasın. Ben hemen postaneye gidip telgrafı çekeyim. Çok naziksin. Ha, Gündüzler yemeğe bizi bekliyorlar. Sakın geç kalmayın. Ben Nedret'i alır, doğru oraya gelirim.
Biliyor musun, gündüzler şen insanlar, burasını adeta canlandırıyorlar. Olabilir. Ama beni pek sarmıyorlar. Yalnız kalmak daha hoşuma gidiyor. Bence yanlış hareket ediyorsun. O koskoca evde yalnız yaşamaktan vazgeçmelisin. Kendine şöyle bir... Rica ederim, bu bahsi bırakalım Berna. Öyle olsun, öyle olsun ama Füsun'un sana gösterdiği yakınlık gözümden kaçmadı. Maksadım bu mevzu üzerinde düşünmeni sağlamaktı. Eksik olma. Bana düşünmek için yeni yeni şeyler bulmana lüzum yok. Eğer böylelikle daima düşündüğüm bir şeyi aklımdan silebileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Hakkın var. En iyisi bu bahsi kapamak. Hem de bir daha açmamak üzere. Buyurun efendim. Şu bavulumu alıver oğlum. Bağıştırın. Bu hesapla ablam birkaç hafta sonra burada olacak. Onu öyle özledim ki kolay kolay elimden kurtulamayacak. Sevil'i burada uzun zaman alıkoyacağını zannetmiyorum. Kolay kolay bir yere bağlanamaz o. Şu gelen müdürün galiba Berna. Ben Deniz Yılmaz Tan. Çiftliğimize hoş geldiniz. Ben Berna Ekmekçigil. Çiftlik komşularımız ve en iyi iki arkadaşımız Coşkun Bey. İyi, memnun oldum. Hoş geldiniz. Ceylan Bey. Memnun. Hoş geldiniz. Yalova'ya daha önce gelmiş miydiniz? Evet, fakat içerilerini pek bilmem efendim. Zümrüt Ova'yı ve çevresini seveceğinizi umarım. Bunda şüphem yok hanımefendi. Çiftliğe gelince Bay Ekmekçigil'le karşılaşacağımı ummuştum. Mektupta öyle yazılıydı. Bay Ekmekçigil mi? Evet. Yoksa burada değiller mi? Anlaşıldı. Siz çiftlik sahibinin bir erkek olduğunu sanıyordunuz galiba. Bana gelen mektuplarda B. Ekmekçigil imzası vardı. Adımın Berna olduğunu söylemiştim. Mektuplarda çiftlik sahibinin ziraat mühendisi olduğu yazılıydı. Doğru. İsviçre'de ziraat tahsil ettim. Görüyorsunuz ya, sizi hiçbir hususta aldatmış değiliz. Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret. Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı? Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın. Erkekçe bir cevap. Bu cevaba da kızmazsın artık Berna. Beraber çalışmamızın iyi sonuçlar vermesi için önce şu hususu aklınızdan çıkarmayın. Bana salon iltifatları yapmaya mecbur değilsiniz. Esasen buna sebep de yok. Fakat... Söyleyin, benimle çalışmak istiyor musunuz? Evet. Öyleyse daha ilk dakikadan sözlü bir anlaşma yapalım sizinle. Şartlarımız? Beni daima bir erkek arkadaş gibi göreceksiniz. Emredersiniz. Bana hiçbir zaman kompliman yapmak mecburiyetini duymayacaksınız. Böyle bir mecburiyet asla bahis konusu olamaz Berna Hanım. Çünkü ben daima samimi hislerimi söylerim. Bravo Yılmaz Bey, hakikaten iyi bir cevaptı bu. Ben de aynı fikirdeyim. Bana bir kadın olduğumu hatırlatacak en küçük bir imada bulunmayacaksınız. Maksadınızı anladım Berna Hanım. Hiç merak etmeyin. Sizinle tam iki erkek arkadaş gibi çalışacağız. Dolayısıyla patronum olduğunuzu da hiçbir zaman unutmayacağım. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Şimdi ben de çalışmalarımızın verimli olacağına kanaat getirdim. Yorgun olmalısınız, bugün istirahat edin. Yarın size fidanlığı gezdirir, sonra da fabrikanın planlarını gösteririm. Akşam yemeğine misafirlerimiz var. Sıkılmayacağınızı umarım, oldukça kalabalığız. Bacım! Yavrum! Gel! Size Kumru'yu tanıtayım müdür bey. Çiftliğin şımarık kızıdır ama çok sevişiriz. Şirin Kumru'nun annesidir. Bu ikisiyle anlaşırsanız çiftlikte rahat edersiniz. Berna'cığım bizi hep böyle şımartır müdür bey. Siz ona bakmayın. Buyurun dairenizi göstereyim. Gel Kumru. Müdür bey nasıl buldunuz? Bu mühendisten çok artiste benziyor. Buyurun Yılmaz bey. Oh, burası adeta küçük bir köşk odası. Çiçekleri ben topladım. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bir emriniz olursa hemen bana seslenin. Teşekkür ederim Şirin Hanım. Artık müdür beyi yalnız bırakalım Kumru. Müsaadenizle. Size her sabah taze çiçek getireceğim. Ben de sana bol bol çikolata alacağım.